Öncelikle oruç aslında öğünlerimizin değiştiği, bazen de fizyolojimizin kısmen değiştiği bir dönem olarak karşılaşılıyor Ramazan ayında. Çünkü normalde biz günde 4 kez belli öğünleri alabileceğimiz, hatta aralarda minik öğünleri de alabileceğimiz, bunu 7-8'e çıkarabileceğimiz bir dönem yaşarken bir anda öğünlerimiz 2'ye düşüyor. Sahur ve iftar olarak. Aldığımız su azalıyor, sıvı olarak aldığımız diğer gıdalar ve sıvılar azalıyor. Bu durumda neler yapmalı, neler yapmamalı, kimler oruç tutabilir, kimler tutamaz gibi böyle temel sorulara cevap bulmaya çalışacağız beraberce. Birçok gastroenterolojik hasta da oruç rahatlıkla tutabilir. Eğer çok ciddi engeli yoksa, çok ciddi ilaçlar kullanmıyorsa, oruç tutmadan önce kullandığınız ilaçlar varsa öncelikle doktorunuza danışın. Arkasından beraberce karar vererek oruç tutmaya başlayın diye önermek istiyorum. Bizim Ramazan ayında gastroenterolojide en sık karşılaştığımız problemler mide problemleri, hazımsızlık problemleri ve genelde reflü gibi problemler. En sık bunlarla karşılaşıyoruz. Eğer bir mide probleminiz varsa, mide ülseriniz varsa mutlaka ilaçlarınızın tedavinizin aksatmamaya çok özen göstereceğiz. Tabii ki kullandığımız ilaçların süresi değişecek. Sabahaç karnı kullandığınız ilaçları belki sahurda almanız gerekecek.